Merhaba arkadaşlar. Bugün analog manipülasyonda gürültüyü işleyeceğiz. Performansı nasıl değerlendireceğimizi göreceğiz. Ondan sonra da sonraki dersimizde FM modülasyonda, açı modülasyonda gürültüyü nasıl değerlendireceğiz, performansı nedir, bunu göstereceğiz. Tabii bunu analog modülasyonla da karşılaştıracağız. Tabii farklı sezme yöntemine göre farklı bir şey olacaktır. Performans olacaktır. Ondan sonra modülasyon tipine göre farklı bir performans olacaktır. Biz analog modülasyonu işlerken uyumlu sezici ve zar seziciden bahsettik. Temel mantık aynı. Uyumlu da frekans az uyumu olacak olmalı ki demodülasyon yapabilelim. Zar sezicide de işaretin bir zarfı olmalı ki, modüle edilmiş bir işaretin bir zarfı olmalı ki onu sezebilelim. Bilgiyi oradan elde edebilelim. Şimdi temel olarak haberleşme kanunu tabi basite indiriyoruz. Diyoruz ki modüle ettiğimiz bir işaret vericiden gelen işaret yani. Kanaldan olduğu gibi geçiyor. Yani kanalın etkisini şu anda göz ardı ediyoruz. Bizim diyelim ki alıcımıza direkt olarak geldi. Alıcı ve kanal arasında biz gürültüyü alıcının yüzeyinde, alıcının hemen önünde gürültü ekleniyormuş gibi düşünüyoruz. Yani normalde bütün kanalda eklenebilir. Alıcının kendi elektronik tasarımında, anteninde olabilir gürültü ama varsayım olarak bunu biz demodülasyona başlamadan önce işte işaretimizi filtrelediğimizde, hangi bantları kullanacağımızı onları filtrelediğimizde gürültü sanki orada ekleniyormuş gibi düşünüyoruz. Şimdi burada bozulumsuz bir kanal, yani bu ST işaretimizi bozmuyor. Sadece gürültü ekliyor. Gürültüyü de genellikle ABGN olarak Additive White Gaussian diye belirtiyoruz. Additive olmasının kolaylığı işte direkt toplanıyor. ST artı VT şeklinde bizim bant geçiren süzgecimize gelecek. Bant geçiren burada burası alıcı kısmı artık. Şurası olduğu gibi. Doğal olarak alıcı istediği bantları hani gerisini almasına gerek yok. Çünkü ST'nin olduğu bandı çekmesi yeterli. Gürültü bütün bantlarda var. Bütün bantları alıcının izlemesi, bütün gürültüyü alması anlamına gerekiyor. Geliyor. O yüzden gerek yok buna. Sadece ST'nin olduğu bantları, frekans bandını almalı. Bandpass filter bu işi görüyor. Tabii doğal olarak o banttaki gürültüyü de geçirecek. Şimdi burada şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Analog modülasyonu, frekans da aynı şey. Modülasyon çeşidimiz var, sinyalimiz var ve demodülasyon yöntemimiz var. Biz karşılaştırma yapacağız. Karşılaştırma yaparken de üst limitimizi neye göre belirleyeceğiz? İdeale göre belirleyeceğiz. Biz ideal bir bandpass filter kullanırsak, ideal bir demodülatör kullanırsak ne olur? Biz nereye ulaşabiliriz? Hani şeyi bir anlamda, yani tamam filtreniz doğal olarak siz mükemmel bir filtre tasarlayamayacaksınız ya da maliyeti fazla olacak, daha basit bir tane olacak. Geçirme bandı salınımı olacak falan filan. İdeal olmayacak ama yani ideal yapıp nereye ulaşabiliriz? Bizi bu şekilde modülasyonları karşılaştırıp ona göre yani bir modülasyon için ideal filtre tasarlamak mı ya da ideal bir demodülatör için uğraşmak mı yoksa modülasyon çeşidini mi değiştirmek konusunda bir karar vermenizde yardımcı olacak bir kıyaslama. Yani ben alıcıyı ne kadar iyi yapabilirim ki
gidecek. O yönteminizi bir anlamda karşılaştırmak için burada alıcınızdaki parçaları ya da blokları ideal olarak kabul ediyoruz. İdeal olarak göreceğiz. Şimdi analog modülasyonda gürültü işte performansı nasıl etkileyecek? Bir de karşılaştırma içinde tabii bir zemin belirlememiz lazım. Yani giriş gürültü oranıyla çıkış gürültü oranını mı karşılaştıracağız alıcıya? Yoksa işte sinyal gürültü oranıyla ya da işte net gücümüzle mi çıkıştaki gürültü miktarını karşılaştıracağız? Onları belirleyeceğiz az sonra. Şurayı ben bir temizleyeyim. Evet, temel olarak anlayacağınız bir alıcımız olacak. Farklı modülatör modüle edilmiş sinyallerimiz. Alıcımız ideal olacak. Gürültümüz ABG'nin en temel gürültü. Yani dar bantta ABG'ne kabul ediliyor zaten. Evet, karşılaştırmaya başlamak için ilk neyi nasıl tanımladığımızı belirleyelim. ABG'ne gürültü için dedik alıcının önünde gürültü ilave ediliyormuş gibi düşünüyoruz. Yani burada kanalınız şu diyelim. Herhangi bir bozulum yok. Sadece gürültü ilave ediliyor. Bu gürültü de güç spektral yoğunluğu NO bölü 2, N0 bölü 2. Sabit bir güç spektral yoğunluğunuz var. Ve bu da demek ki işte bir frekans, bir herze, bir NO gelecek şekilde. Birim bant genişliği için gürültü NO kadar. Bant genişliğiniz arttıkça gürültü gücünüz artıyor. Çünkü bant genişliği çarpı güç spektral yoğunluğu şeklinde siz güç alıyorsunuz. İdeal band pass filter dedik. Dürtü yanıtı bu şekilde. Şurada bir anlamda filtre karakteristiğini de görüyorsunuz. Geçirme bandı ST'nin band genişliğiyle aynı. ST'nin band genişliği, iletim band genişliği nasıl hesapladığımızı bu önceki derslerde gördük. Geçirme bandı da ST'ninkiyle aynı. İletim band genişliği. Daha fazla band geçirmiyoruz. Daha azını da geçirmiyoruz. Merkez frekans taşıyıcı ya da işte single side bandsa mesela o zaman merkez frekansınız farklı oluyor. Ondan sonra demodülatöre göre giren işaretiniz, şu demodülatöre ST'ye giren işaretiniz doğal olarak STB'de gelen işaretiniz artı gürültü sonra bypass filter'dan çıkıyor. Sonuçta bize ST'nin aynısı, çünkü ideal bir filtre dedik, ST'nin aynısı gelecek. Bir de W geniş band bir gürültü dedik. Bütün frekans bandlarında var. NT ise sadece filtrelenmiş bölgedeki gürültü. Yani şu diyebiliriz SN. Yani filtre karakteristiği için de bu şekilde gösterebiliriz. SN için de bu şekilde gösterebiliriz. Normalde sizin FC frekansınızda bir işte sinyaliniz oluyor. Gürültünüz de sabit diye düşünürseniz böyle bir iki bileşenin toplamı şeklinde karşınıza çıkıyor. Demodülatöre girecek olan işaret. ST aynı kalır demişiz. Çıkış gürültü sü NT diyoruz. Doğal olarak biz şuradaki işaretin SN'lerini çok kolay bulabilirsiniz. İşaretin gücü SN'in gücü, ST'nin gücü. Ondan sonra böyle gürültünün gücü N. Zaten ayrıklar. Gürültünün gücü de işte iletim band genişliği çarpı NO kadar rahatlıkla bulabiliyorsunuz. Doğrusal modülasyonda biz şey yapmıştık. İşte dik fazlı ve eş fazlı diye ayırmıştık. Aynı frekans bandındaki işareti. Burada ise gürültüyü aynı şekilde ayırabiliyoruz.
Burada sinüs ve kosinüs yine merkez frekans sanki modüle edilmiş bir işaretmiş gibi düşünebilirsiniz. Dik fazlı bileşeni ve eş fazlı bileşeni şeklinde gürültünün ifadesini iki şekilde, iki ifadenin toplamı, iki modüle edilmiş işaretin toplamı şeklinde yazabiliyorsunuz. Bu bize ileride göreceğiz nasıl bir fayda sağladığını. Eğer siz işaretiniz mesela eş fazlı kosinüste olacak zaten. İşte genlik modülasyonunu işaretiniz. Doğrusal modülasyonu değil de genlik modülasyonu. Yani ya kosinüste ya sinüste denk gelecek ya da açıda denk gelecek. Burada gürültünüzü eş fazlı bileşeni direkt kendinize etkileyecek, dik fazlı bileşeni etkilemeyecek gibi bu gösteriminde faydası var. Frekans modülasyonunda da göreceğiz. Frekans modülasyonunun gürültüyle nasıl etkilendiği kısmında da bunu bu şekilde kullanacağız. Aklımızda bulunsun. Sıradakine geçelim. Evet, şimdi tanımlamaya başlayalım artık. Çıkış, giriş ve ölçüt konusunda performans ölçütümüz neler olacak? Dedik ki biz demodülatöre gelen işaret bu. Tamam. Şimdi demodülasyon yöntemini karşılaştıracağımız için ilk önce demodülatörün öndeki işaret nedir diye bakacağız. Demodülatörün giriş işareti tabii burada gürültü gücümüz var, işaretinin gücümüz var ve gürültü gücümüz var. Bu sizin için aslında iyi bir kriter. İşaretin ne kadarmış, gürültüsü ne kadarmış. Ve işaretin bu oran arttıkça bilin ki sizin işaretinizin gürültüye göre daha baskın oluyor işaretiniz. Ama bu oran azaldıkça bilin ki artık gürültüye nazaran işaretiniz zayıflıyor. Yani normalde mesela gücünüz artmadan da gürültüyü eğer indirgeyebiliyorsanız ki mesela düzgün filtreleyemezseniz fazladan işaretinizin bulunduğu bölgeden daha geniş bir alanı filtreden geçirirseniz gücü artacaktır gürültünün. İşaretiniz yine aynı kalacaktır. Bu sefer ne olacaktır? Bu azalacaktır bu oran. Giriş SMR oranı, işaret gürültü oranı. Bizim için bir anlamda kanalın etkisi. Yani demodülatör işlemini şey yapamıyorsunuz. Daha gelmediniz. Bir anlamda kanalın etkisi. Değil mi? Kanal çıkışındaki işareti değerlendiriyorsunuz. İşte derecinin gönderdiği işaret ve kanalın gürültüsü. Burada karelerinin ortalamasıydı hatırlarsınız. Ya da üç spektral yoğunluğunun o frekanslardaki toplamı şeklinde hesaplayabiliyorsunuz. Ondan sonra demodülörün çıkışında bir işaretiniz olacak tabii. Demodülör ne yapacak? MT işaretini elde etmeye çalışıyor değil mi? Normalde SD'den MT'yi elde etmeye çalışıyor. Burada bir de gürültü olacaktır. Şimdi ben bunu toplanır olarak gösteriyorum ama burada tamamen işte benzer bir durum ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Normalde bu MT zaten bizim istediğimiz işarete benzeyen bir işaret oluyor. Bu NT de MT ile aslında toplamdan daha karışık bir ilişki içerisinde ama şimdilik bu şekilde düşünüp benzer şekilde SNR out'u çıkıştaki SNR'e yazabileceğimizi görün ya da bu şekilde çevirebiliriz biz çıkışımızı ve çıkıştaki SNR'e o şekilde yazabiliriz. Ve böylece karşılaştırma yapabiliriz. Yani SNR girişteki SNR neydi, çıkıştaki SNR neydi şeklinde. Modülasyon ve demodülasyonu baştan sona bir performansı değerlendirmek istediğimizde doğal olarak biz şunu düşünebiliriz. Girişteki işaret, temel bir işaret, bilgi işaretimiz hep öyle düşündük. Temel band işaretimizi ben direkt hiç modülasyon, demodülasyon yapmadan
göndermeye taksam ne olacak? Değil mi? O zaman bütün modülasyon, demodülasyon işleminin için bir referans noktası belirlemiş oluyorsunuz. Ya ben bu işi yapmasam ne olacak? Ve burada tabii harcadığınız güç yine aynı kalmak koşuluyla. Çünkü siz modülasyonda bir güç harcıyor. Modülasyon sonucunda oluşturduğunuz işaretin bir gücü var. O gücü kullanıyorsunuz diyelim ki. Ben bu gücü temel bantta kullansam, hiç modülasyon, demodülasyon yapmasam, direkt iletmeye kalksam ne olur gibisinden bir referans noktası belirliyoruz burada. Bir referans ya da kanal işaret oranı, işaret gürültü oranı. SNR, C, burada C'miz kanal olarak gözüküyor. Tabii temel banttaki işaret gürültü oranı, MT işaretinin bant genişliği çarpı NO. NO yine kanaldaki bant genişliği. Gürültünün birim frekansa düşen gücü. Bu şekilde bir yeni bir SNR ifadesi, referans belirlediniz. Ve baştan sona performans ölçütünüz ne olacaktır? Bu sefer çıkıştaki, yani modülasyon işte kanaldan geçti, demodülasyon yaptınız, çıkıştaki gürültü oranınız ne? Aynı gücü harcayıp temel banttan gönderseniz bu işareti, hiç bu demodülasyon, modülasyon yapmasanız, gürültü gücünüz, sinyal gürültü gücünüz ne? Bunun oranı eğer tabii doğal olarak pozitifse, değil mi? Ya bu oranı arttıran bir modülasyon bizim için değerli. Düşüren değil, değil mi? Bunu ne kadar arttırıyorsa modülasyon yönteminiz o kadar iyidir performans ölçütü. Gürültüye göre performansı iyidir diyebilirsiniz. Şimdi teker teker bakacağız. Nasıl değerlendireceğiz peki? Bu performans ölçütünü biz nasıl elde edeceğiz? Hesaplayacağız. Ve bunu nasıl birbirleri arasında değerlendireceğiz. Burada gördüğünüz şekil tamamen temel bant işaretin şuradaki SNR'ı oluşturma mantığını görsel olarak göstermek için. İşte modüle edilmiş işaret gücüyle aynı güçte temel bant işaretiniz. Yani MT işaretiniz ama gücü PST kadar. Burada gürültünüz yine temel banttaki yani spektral yoğunluğu aynı. Modüle ettiğiniz sinyalin spektral yoğunluğuyla aynı ama sadece temel bantta olduğu için temel bant da filtreden geçecek, normal filtreden geçecek. SNR alt buradaki şu arkadaşlar. Şu bunun çıkışı aslında. Evet. Sıradakine geçelim. Şimdi uyumlu algılamadan bahsetmiştik. Yani bir sinyali uyumlu algılayıcıyla üzerindeki bilgiyi almaktan bahsetmiştik. Burada çift yan bant taşıyıcısı bastırılmış sinyalden örnek vermişiz. Sinyaliniz basit olarak kosinüsle frekansta kaydırılmış değil mi? Frekansa taşınmış. Başka bir FC frekansına taşınmış MT işaretiniz. Başka bir şeyi yok. Başka bir özelliği yok. Tabii güç de var. Burada gürültünüz ekleniyor. Band pass filtreden geçtikten sonra bu ifadeye bir de NT gürültüsü eklenecek. Demodülatöre ulaştınız. Demodülatörde kosinüs ile faz ve frekans uyumu sağlayan lokal osilatörümüz olacak. Bu ikisinin çarpımı idi direkt olarak. Çarpıldıktan sonra low pass filtreden geçiriyorsunuz. Çünkü bir 2 FC frekansına bir de temel banda atıyordu sinyalinizi hatırlarsanız. O nedenle low pass filtreden geçip 2 FC frekansına taşınmış işareti bastırıyorsunuz ve çekişte MT işaretiniz ölçekli bir şekilde elde ediliyordu. Burada
Bakalım gürültüyle birlikte nasıl bu iş gidecek. Şimdi MT'nin V bandında band sınırlı, tabii öyleydi yani. Modülasyona giriş şeyi de buydu. Hatta band sınırlıyorduk işaretimizi. Ondan sonra gücü de tabii bu alandaki toplama. MT'niz diyelim ki burada sınırlandırılmış. Eksi W'da. Bu diyelim ki frekans spektrumunuz. Ama SM neydi buradaki? Güç spektral yoğunluğuydu. Güç spektral yoğunluğu da karesiydi değil mi? Genliğinin karesiydi. Bunun genliğinin karesi. Buna da güç spektral yoğunluğu da diyebiliriz. Çok farklı bir şey çıkmayacaktır karşımıza. Şimdi bunun alanının toplamı size toplam gücü verecektir. Tamam, bunu bir aklımızda tutalım. Şimdi iletim gücüne, ST'ye bir bakacağız. Burada neler oluyor? Biz ST burada çarpım şeklindeydi. SF'e bir bakalım. MTFC kaydırılmış. Alt eksi frekanslara kaydırılmış. Bu da MFFC artı frekanslara, pozitif frekans bölgesinde yukarı kaydırılmış. Şu işaretinizin frekans bileşeni, bilgi işaretiniz. Bunun güç spektral yoğunluğuna geldiğimiz zaman da doğal olarak işaretinizin o bölgedeki karesi olacaktır. Değil mi? Burada karesi olacaktır. Ve de işaretinizin band genişliği ile ilgili yine aynı buradaki ifadeyi alacaksınız. Sadece frekans bandında kaydırılmış bir işaret. Farkı o. Peki gücümüz ne olacaktır? Bunların toplamı. Toplamına geldiğiniz zaman yani şu anda mesela herhangi bir şey yok. Siz söyleyin. Gürültü gücü, başka bir şey yok. Şu SF'de tanımladığımız güç spektral yoğunluğunda tanımladığımız başka bir bileşen olmadığı için aslında eksi sonsuzdan artı sonsuza da toplam yapabilirsiniz. İlla burada belirlemeniz gerekli değil aralığı. Neyse belirledik diyelim ki hani bu pozitif şey negatif frekanslardaki bilgi işaretiniz taşınmış. Bu aralıkta toplam yaptığınız zaman doğal olarak PM elde edeceksiniz. Ve negatif frekanslarda yaptığınız toplamda da yine PM elde edeceksiniz. Ve işaretinizin gücünü bu şekilde bulabiliyorsunuz. Yani şuradaki işaretiniz pardon arkadaşlar şimdi şuradan nerede kalmıştık? Evet. Burada sadece modüle edilmiş işaretin gücünün nasıl hesaplandığını göstermek için biz açılım yaptık frekans düzleminde. Ve neden bizim modüle edilmiş işaretimizin gücü işte bilgi işaretimizin gücüyle orantılı şeklinde bir açıklama yapmaya çalışmışız. Burada tabii işaretimiz single sideband, şey double sideband, single suppressed carrier işaret taşıyıcı bastırılmış çift yanban için bu geçerli. Hepsi için ayrı ayrı bakmak lazım. Burada demin bahsettiğimiz şey neydi? SNR kanal işte temel bantta iletsek bu sefer nasıl olurdu? U hemen burada hesaplayabiliriz çünkü PS'yi bulduk. Değil mi? PS'yi bulduk. Yani ne kadar güç harcıyoruz biz ST'de onu bulduk. Temel bantını biliyoruz zaten bunun W kadar. W kadar bir de gürültüsü olacaktır. Kanaldaki kanal SNR'ı ya da İşte temel bantta iletim yapıldığı zaman benim gürültü oranım böyle olacaktır. Bunu da hesabını yazmışız. Şimdi geçelim çıkış SNR'ını bulmaya çalışalım. Yani
sonraki adamın çıkışı esinler bulmamız lazım. Burada teker teker zaten bunları biliyorsunuz. İşte VT'ye geçiyoruz artık. ST'yi biliyoruz artık. XT'yi biliyoruz artık. Artık lokal osilatörün sinyaliyle çarpacak ki sonradan kompromis prizinden geçecek uyumlu algılamanın mantığı. Böyle bir işlem yaparken tabii XT'de bizim gürültü bileşenimiz var. Onu unutmadık. Ve burada başta bahsettiğimiz açılımı yapıyoruz arkadaşlar. Açılımı yapıyoruz ki eş fazlı olan bileşen artık burada MT ile direkt toplanacak. Dik fazlı olan bileşen de şimdi göreceğiz gidecek. VT'ye geçtiğimiz zaman ne dedik? XT çarpı lokal osilatörün sinyali dedik. Burada açtığınız zaman bunu göreceksiniz ki MT tek başına kalıyor, değil mi? Kosinüs 2FC'ye bir sinyaliniz gidiyor. Burada MT'yi unutmuşuz yalnız. Tamam. Ondan sonra XT ile çarpıyoruz. Yani N'ler de var aslında burada. Tamam. Burada MT'ye yazmayı unutmuşuz arkadaşlar. MT'ye yazmayı unutmuşuz. Ondan sonra gürültünüz de taban banda iniyor. Kosinüs şunu, kosinüs kare düşünün. Bu da kosinüs kare. Kosinüs kare de 1 artı 2 FC şey kosinüs 2 FC şeklinde geleceği için bölü 2. Burada kosinüs açılımını yapmanız lazım. Kosinüs kare olacak. Bu da kosinüs kare olacak. Bu da sinüs çarpı kosinüs olacak. Direkt yazmışım ben burada. Ve burada MT'yi unutmuşuz. Burada açılım yine burada NIT olması lazım. Burada da NQT olması lazım. Sinüs kosinüs çarpımında 2 sinüs şeklinde açılacağı için bunu siz notlarınızı düzeltirsiniz. Ben de düzelteyim ki ileride tekrar karşıma çıkmasın. Tabii şöyle bir şey olacak. Bu 2FC frekansında MT'yi taşımışız. Bu 2FC frekansında NE'yi taşımış. Eş fazlı bileşeni gürültünün. Bu da 2FC frekansına NQ'yu taşımış dik fazlı bileşeni. Low pass filtreden geçirdiğiniz zaman tabii bu FC'lerin hepsi gidecektir. Yukarı taşınmış işaretler gidecektir. O nedenle geriye ne kalacaktır? MT işaretimiz ve gürültü işaretimiz. Gördüğünüz gibi sinyalinizin, taşıyıcınızın gücü burada MT'yi ölçebiliyor. Güzel. Bir de gürültünün eş fazlı bileşeni var. Tamam, gayet güzel. Burada gürültünüzün sizin sinyalinizin nasıl etkilediğini artık görebilirsiniz. Şimdi burada işaretimiz, çıkıştaki işaretimiz ne olacak? Doğal olarak sadece AC ile ölçeklendiği için, yani 0.5 AC ile ölçeklendiği için onun karesi ve MT'nin gücü. Gürültünüzün gücü peki ne olacak? Doğal olarak bunun karesi gelecek ve band genişliğindeki gücü gelecek. Burada eş fazlı veya dik fazlı diye ayırdığınız zaman güç spektral yoğunlukları aynı arkadaşlar. Yani NT'nin de güç spektral yoğunluğu, eş fazlı bileşenin de güç spektral yoğunluğu aynı. O nedenle NO yine kullanıyorsunuz ve iletim band genişliğini kullanıyorsunuz. İletim band genişliğini kullanmanızın nedeni arkadaşlar, bu NE, tamam mı? W, şimdi biz burada sanki temel banda indik. O yüzden bir şey var diye düşünmeyin. Buradaki en iyi arkadaşlar hatırlarsanız işte demodülasyona girmeden önceki işaretiniz. Yani bunun gücü aslında şey kadar
Oradan geçen bant kadar. O yüzden yine iletim bant genişliğini buraya yazmanız gerekecektir. W değil. Orada bir karışıklık olmasın. İletim bant genişliği de 2W'ydu. Değil mi? Double side bantta siz işaretinizi yukarı taşıdığınızda ne oluyordu? Normalde burası W'de, FC, FC, W. Doğal olarak artık pozitif frekanslarda 2W kadar yer kaplıyorsunuz. Şimdi her gerekli olan her şeyi bulduk. Yapmamız gereken çıkış esenlerini çift yan bant için hesaplamak. Çıkıştaki işaretinizin gücü ve çıkıştaki gürültünüzün gücü şeklinde yazdığınız zaman karşınıza yine benzer bir ifade çıkıyor ve sonuçta performans ölçütünü çıkış esenleri bölü kanal esenlerine böldüğünüz zaman, yaptığınız zaman bu işlemi bir çıkacaktır. Hatırlayalım aynı ifade. Tamam, kanal esenleri, bu da demodülatör çıkış esenleri. Böldüğünüz zaman biri bulacaksınız. Bu bir anlamda size şunu gösteriyor. Ya aynı işlemi temel bantta da yapabilirsin. Temel bantta da aynı gücü verirsen şey olacaktır. Aynı performansı elde edersin anlamına geliyor. Ama şöyle bir şey var. Single side bantta mesela performans yine buradaki gibi çıkacaktır. Ama bu mesela 2W kadar yer kaplarken bu frekans bandında W kadar yer kaplayacaktır. Öyle performans olarak sonuç aynı. Bir de şey var. Temel bantta bütün işaretleri temel bantta gönderemezsiniz. Birçok işaretiniz olacak. Doğal olarak frekansta ötelemeniz gerekecek. Ama frekansa artık frekansı bölüp ona göre kaç tane işaretiniz varsa ona göre doldurmanız gerekecek. Birincisi. İkincisi, iletim hattınız temel bant frekansını iletemeyebilir. Ama kablosuz hatlarda temel frekans bandını iletemezsiniz. Ama bunu bilmekte fayda var. Sadece bu modülasyon yöntemiyle biz sadece frekansı kaydırmış, ötelemiş, işte başka yere taşımış oluyoruz işaretimizin frekansını. Gürültü açısından bir performans elde etmiyoruz. Şimdi gelelim, bir de zarf seçiciydi bu. Genlik modülasyonunun değil mi? En önemli avantajlarından biri kolay modülasyon, kolay demodülasyon. Zarf seçici de en kolay demodülasyon yöntemi demiştik. Genlik modülasyonu için. Çünkü bir uyuma ihtiyacı yok. Frekansa fazla uyuma ihtiyacı yok. O nedenle çok basitti. Peki bunun mantığı ne arkadaşlar? Bunun mantığından daha önceden bahsetmiştik. Yine bahsedelim çünkü üzerinde şey yapacağız, işlem yapacağız yine. Şimdi burada modüleli işaretimiz var. EM modüleli işaretimiz var. EM modüleli işaretimize VT diyelim. Aslında normalde 1 artı işte KAMT ama buraya da kosinüs diyelim. Omega T diyelim, omega C diyelim hatta taşınmış işaretimiz. Yani şöyle bir şey. Bu frekans bandında eksisi de var. Normalde VT bu bölgeyi içeriyor. Şimdi burada işaretiniz frekans spektrumunda böyle güzel. Zamanda nasıl peki? Zamanda da MT'yi takip eden bir dalga. Artık ne kadar birbirine benzediyse. Burada MT'yi takip eden bir kosinüs işareti güzel. Şimdi burada diyotunuz kesim yapmaya başladığı zaman ne olacaktır? Şurada şeyi kullanalım. Silgiyi kullanalım. Bu
Bunu teker teker silmeyecek tabii, bütün olarak silecek. O zaman pointer'a geçelim. Şurayı geçirmeyecek değil mi? Burayı da geçirmeyecek. 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 Güzel. Burayı geçirmeyecek. Geçirmeme işlemi peki biz nasıl ifade edebiliriz arkadaşlar? Geçirmeme işlemini buralarda darbeyle çarparak ifade edebiliriz. Değil mi? Geçirmiyorsunuz o bölgeyi. Burayı darbeyle çarparak ifade edebiliriz. Darbe haricinde sıfır. Sıfırla çarpıyorsunuz. Burası sıfır oluyor. Gayet güzel. Peki bu darbe arkadaşlar periyodik midir? Evet, periyodiktir. Çünkü şuradaki geçişleriniz, tamam mı? Kosinüse bağlı. MT'ye bağlı değil. Kosinüse bağlı. Şuradaki geçişler hep birbirinin aynı ve frekans şu periyot 1 bölü fc kadar süre. Peki darbe dizisi arkadaşlar size bir şey hatırlatıyor mu? Darbe dizisi bilmiyorum örneklemeden hatırlıyor musunuz? Bir tane darbeyi ele alalım. Sinc fonksiyonuyla bir tane darbeyi ele alalım. Evet. Peki periyodu ne peki bunun? Darbenin genişliğinin iki katı yani sıfır geçişlerinin yarısı kadar bir şey yapacak. Evet. Frekans spektrumu arkadaşlar darbe katı bu şekilde olan buradaki darbe katının frekans spektrumu burada görebilirsiniz. Aşağı yukarı. Ama biz ne yapıyoruz farkındaysanız? MT yani şu VT diyoruz biz buna artık. VT çarpı kosinüs dediğimiz için. VT ile şunu çarpıyoruz aslında. Değil mi? VT çarpı kosinüs ile şunu çarpıyoruz. Bu sefer ne oluyor? Biz aslında sanki şeyi örneklemiş gibi oluyoruz. VT'yi örneklemiş gibi oluyoruz. Bu sefer VT'niz arkadaşlar artık buraya geliyor. Bu bileşenlere geliyor. İşin güzelliği siz bunu bir de alçak geçiren filtreden geçiriyorsunuz. Alçak geçiren filtre dediğimiz buradaki kapasitörü 1 bölü J omega C şeklinde yazarsanız frekansı arttırdığınız zaman, tamam C'niz sabit. Frekansı arttırdığınız zaman ne olacaktır? Bunun değeri düşecektir. Düştükçe ne olacaktır? R'ye göre, R'yi de şuradaki toplam direnci düşürecektir. Burada direnç düştükçe üzerindeki gerilim de düşecek. Tamam mı? Çünkü gerilimin birçoğu bu sefer buradaki RS'nin üzerine kalacaktır. Siz burayı kısa devre yapıyormuşsunuz gibi. Çıkış sıfırlanacak. Peki buradaki frekans 2FC, yani sizin frekans bileşenleriniz düşük frekanslardaysa ne olacaktır? Şöyle yapalım. Şimdi silemiyorum ben. Düşük frekanslardaysa ne olacaktır? Bu bir RL ile orantılı bir dirence doğru gidecektir. Ve siz artık çıkışta ST'nin büyük bir bölümünü görmeye başlayacaksınız. Bir anlamda hani doldur boşalt zaten bildiğiniz bu mantık. Ama bir anlamda da burada frekans spektrumu üzerinde nasıl bir işlem yapıyor? Alçak geçiren filtre. Şunların üzerini buraya geçirmiyor. Temel bandı geçirmiş oluyorsunuz bir anlamda. Yani darbe katarıyla örnekleme şimdi. İşaretiniz şöyle. VT işaretiniz tamam mı? Hızlı değişmeyen bir işaret. Kosinüse göre. 2FC kosinüse göre. Siz bir anlamda her bir kosinüs yarım darbeniz kosinüs darbesi gibi düşünün. Tamam mı? Darbeniz, örnekleme darbeniz aslında kosinüs darbesi gibi düşünün. Burada MT'nin şeyine geliyor. MT'nin o anki genliğine geliyor. Bir sonraki genliği de çok farklı değil. Tamam mı? Çünkü FC ile temel bandınız arasında
ve T arasında baya bir fark oluyor. Çok yukarı taşımış oluyorsunuz işareti. Böyle olunca siz aslında yarım kosinüs darbesi ile işareti örnekliyormuşsunuz gibi oluyor. Doğal olarak burada birçok bileşene yayılıyor işaretiniz ve alçak geçiren filtreden geçirerek de bu yüksek bileşenleri atıyorsunuz. Geriye temel banttaki işaretiniz elde etmiş oluyorsunuz, temodüle etmiş oluyorsunuz. Şimdi bakalım filtreden geçirdikten sonra, bandpass filtreden geçirdikten sonra envelop detektör bizim için ne yapıyor? Ona bir bakalım gürültüyü nasıl baskılıyor, nasıl etkiliyor. SD işaretimizi demin dedik zaten ve T demiştik demin. Şimdi açarak yazmışız. Ücüne bakalım. Buraya kosinüse çarptığınız için AC'nin karesi bölü 2. Burada bunu kosinüsle çarptığınız için AC'nin karesi bölü 2. KA MPM. KA'nın da karesi çünkü bu doğru ölçek. Sinyal gücümüz bu. EM sinyalinin gücü. Gürültü gücümüz dediğimiz zaman yine temel banttaki eş değerine baktığınız zaman sinyal gücünü buldunuz. Gürültü gücünüz yine ne o diye sabit belirliyorsunuz. Band genişliğiniz W, temel banttasınız çünkü hala. Evet, işte kanal esinlerini hesapladınız. Şimdi geçelim band çıkışında SN yani verici temodülatöre gelmeden önceki temodülatöre giren işaretin durumuna bakalım. Açık açık yazdığınız zaman şöyle yazabiliyorsunuz artık. NT'yi de açmışız. Kosinüs bileşeni de dahil etmişiz. Yani burada gürültünün sizin taşıyıcınıza eş bileşeni ile diyebiliriz. Bir de dik bileşeni var. Zarf sezicinin çıkışı da şöyle oluyor arkadaşlar. Bunu biz demin ne dedik? İşte kosinüsle sanki kosinüs, yarım kosinüs darbeleriyle siz bunu sanki örnekliyormuşsunuz dedik. Evet, güzel. Ama buradaki örneklemede tabii bunu şeye çevirmemiz lazım. Bir tek bir sinyale çevirmemiz lazım. Fazör olarak düşünürseniz bununla bunun frekansı aynı. Fazları sadece pi bölü 2 kadar değişik. Doğal olarak çarpanlarının karelerinin toplamı genliği. Yine şurada işte A çarpı kosinüs omega ct artı faz derseniz bir fazı olacak, bir de genliği olacak. Genliği bu genliklerin toplamı. Yani karelerinin toplamının karekökü fazı da tanjant olacaktır. NQ tanjant arc tanjant NQ bölü kosinüsün çarpanı şeklinde fazını da bulabilirsiniz. Tek bir kosinüs ifadesine çevirebilirsiniz. Çünkü buradaki frekanslar aynı. Aynı frekanslara sahip işareti işaretlerin toplamını fazör olarak yapabilirsiniz. Şimdi genliği toplamaya kalktığınız zaman, yani genliği bulmaya kalktığınız zaman kosinüsün karesi, kosinüsün çarpanının karesi, kosinüsün genliğinin karesi, sinüsün genliğinin karesi ve karekökünü görüyorsunuz. Burada tabii işaretiniz şu, eğer bundan çok büyükse, enliğinden çok büyükse bir ihmal edilebilme durumu var. Yani siz artık diyorsunuz ki çıkış zaten buna işte AC, AC, K, ANT kadar olacak. En iyi yani gürültü ya da en küçük zaten birbirleriyle aynı olacaklar. Güç anlamında, genlik anlamında ya da. Eğer büyükse ben bunu çıkış olarak ihmal edebilirim. Tabii çıkış olarak ihmal etmeniz demek şunu ihmal ediyorsunuz arkadaşlar. Bunun katkısını ihmal ediyorsunuz. Çıkışta bu en iyi parametreniz yine şey olarak kalıyor. Tamam mı? Çıkışı bu şekilde ifade edebilirsiniz. Şimdi çıkış demodülatörün çıkışı yani zarf dedektörünün çıkışı bu şekilde elde edilebiliyor. Tabii AC sinyalimiz değil. Hani sinyal gürültü oranında
Acil bizim için bir seviye. O yüzden seviyeyi çıkarabiliriz. O bizim için işareti ifade etmiyor. MT'nin katsayılarıyla çıkıştaki işaretimizin gücünü bu şekilde hesaplıyoruz. Bir de çıkıştaki gürültümüzün gücü var. Onu da yine farkındaysanız bant genişliğiyle, tamam mı? İşaret bant genişliğiyle, yani kanaldaki işaretin bant genişliğiyle ölçekliyoruz. BT burada W kadar demişiz. Ve çıkış esenarını bulduk. Tamam mı? Çıkış esenarını bulduktan sonra ne kaldı geriye? Yapmamız gereken sadece aralarında ölçekleme yapmak. Şimdi burada fazör gösterimini yazdık, zaten bahsettik. Görsel olarak da keşke bunun üzerinde anlatsaydık. Farkındaysanız şuradan bir dakika. Evet. Şurada gördüğünüz üzere NQ aslında bir anlamda sizin açı modüle ettiğinizi de gösteriyor. Tamam mı? Yani buradaki NQ bir anlamda bozucu etki. Siz şurada ihmal ettik diyorsunuz ama farkındaysanız fazörünüzün açısını dalgalandırma işlemi yapacaktır. Normalde bu yukarı aşağı bir sizin genliğinizi değiştirecekken eş fazlı bileşen NQ'da kosinüsünüzün frekansında, açısında bir dalgalanma yapacaktır. NQ ne kadar az olursa dalgalanma o kadar ihmal edilebilir. Ama açıdaki dalgalanma hatırlarsanız sinüs bileşeninde olduğu gibi görünüyor. Kosinüs bileşeninde küçük dalgalanmaları ihmal ediyorduk. Ama sinüs bileşeninde bir frekans açı modülasyonu yaptığını görüyorsunuz. Şimdi burayı da temizleyelim. Sırada işte bunların oranına geldik artık. Sadece yan yana koyup alt alta koyup yazdığınız zaman her zaman birden küçük bir ifade elde ediyorsunuz. Zarf seziciyle bu işlemi yaptığınız zaman. Şimdi bu kaydedeki bir tabi doğal olarak şöyle bir şey var. Şunu hatırlarsanız, mesela kanal ifadesini hatırlarsanız, kanaldaki işaretin gücü kadar demiştik. Kanaldaki işaretin gücü, o kanalda biz ne kadar güç harcıyoruz, orada taşıyıcıyı da gönderdiğimiz için çok güç harcıyordu. Bu bir oradan geliyor arkadaşlar. Şuradaki bir kanala biz ayrıyetten bir de taşıyıcıyı bir daha eklediğimiz için bir geliyor. Ama tabii temel bantta aynı güçle iletmeye dediğimiz zaman bunu da hesaba katmalıyız. Çünkü bu gücü harcıyoruz. Tabii performans çıkışta onu dikkate almıyoruz. Gelen sinyali çünkü artık oradaki taşıyıcının ifadesi çıkışta bizim için gerekli değil. Ve böylece görüyoruz ki her zaman birden küçük bir performansımız olacak. Bu da demek oluyor ki zarf seziciyle işte şeyle uyumlu algılama arasında ciddi bir fark var. Örnek olarak performansa bakalım demişiz. Burada yine işaretiniz var. Ve değer olarak verdiğiniz zaman mesela modülasyon yüzdesi üzerinden modülasyon yüzdesine mesela biz işte %100 modülasyon dersek doğal olarak şey olacaktır. Buraya kosinüsü 1 dersek yani. Burada gördüğünüz gibi. Yani şuraya biz direkt olarak aktarmışız. K çarpı EM'den mu'yu aktarmıştık ama bir dersek %100 modülasyon düşünerek 1 bölü 3 oranını elde ederiz. Yani %100 modülasyondu zaten bizim üst sınırımız. Daha fazla yaptığımız zaman zarfta bozulmalar oluyordu. 1 bölü 3 yani
üst sınırınız. Oraya kadar performans, maksimum performansınız 1 bölü 3 olacaktır gürültüye karşı. Ama şeyde ki 3'tü değil mi? Şey 1'di değil mi? Yani 3 katı daha fazla güç harcamanız gerekecek eğer modülasyonda aynı performansa ulaşabilmeniz için. Çıkış da aynı kalitede sinyal elde edebilmeniz için zar seziciyle yaptığınız işlemde sizin zar seziciyle yapıyorsanız vericinizin 3 kat gücü arttırması lazım ki normal güçte yayın yapıp uyumlu algılama yapan bir alıcıdaki çıkışın kalitesine ulaşabilsin. Evet. Bir de bu ifade taşıyıcı gürültü oranı yüksek ise geçerlidir demişiz. Tabii şurada zar sezicide biz buradaki ihmali yaptık. Ama o nedenle diyoruz hani burada gücünüz işte taşıyıcı gürültü oranı yüksekse diyoruz. Çünkü demin şurada görüyorsunuz AC'nin bileşeni. AC yüksek ve gürültü oranı düşük ise bu geçerlidir, bu ifade geçerlidir. Değil ise ondan da bahsedeceğiz. Eşik etkisi dediğimiz şey aslında nereye kadar küçük, nereye kadar büyük anlamında. Şimdi taşıyıcı gürültü oranı düşükse ne olur? Dan biraz aslında fazla üzerinde iyi bahsettik. İşaretiniz bu ve siz bunu demodüle edeceksiniz. Çıkışınız tabii ki ne demiştik biz? Bir RT, şurada kosinüs gelecek, şurada bir de fazınız var. Bu EM sinyali, burada da gürültü. Şunu da gürültü olarak düşünün. Gürültünüzün de bir fazı var, bir genliği var. Tamam mı? FC frekansına taşınmış, yani banda taşınmış. Temel banttaki gürültü, banda taşınmış gibi de düşünebilirsiniz. Şimdi çıkışınız doğal olarak ne olacaktır? Bu iki ifadenin toplamını düşünürsek bir RT olacaktır. Ondan sonra bir kosinüs omega T olacaktır. Yani şöyle, RT güçlü ise, deminki ifadede RT güçlü ise, yani gürültü güçlü ise, sizin sinyaliniz zayıf ise, demin biz dik fazlı bileşeni ihmal etmiştik. Çünkü dedik ki bizim taşıyıcımız güçlü dedik buna karşı. Ama gürültünüz güçlü ise bu sefer az önce gösterimde de burada görebilirsiniz. Gürültünüzde bir dalgalanma olacak. Mevcut gürültünüzü sanki işte modülleri işaret bozuyormuş gibi bir etki olacak. Şurası da bir anlamda bize bir diğer türlü açılım yaptığınız zaman, gürültüyü baz alarak açılım yaptığınız zaman aslında neyi elde edeceğimizi görüyoruz. Gürültüyü elde edeceğiz, tamam, bu belli. İşaretimiz çıkıyor mu hiç dışarı? Şimdi işaretiniz arkadaşlar burada görülebiliyor. Bu kosinüs normalde gürültünün, ABG'nin gürültünün fazı 0 ile 2 pi arasında arkadaşlar. Eş dağılımlı olduğu için bu da bildiğiniz gürültü anlamsız bir gürültü. RT de zaten anlamsızdı. Ondan sonra burada kosinüsünüz var. Tamam. Kosinüs yalnız buradaki kosinüs 2 pi f'de değil 0 ile 2 pi arasında mt ile çarpıldığı zaman bu da rastgele bir sinyal. Mt'yi tamamen kaybediyorsunuz. Yani şu ifadede mt çarpanı var ama şuradaki fazın kosinüsün açısının 0-2 pi arasında düzgün dağılımlı olması herhangi 0 ile 2 pi arasında herhangi bir değeri alabilir. Bir sonraki değeri de 0 ile 2 pi arasında herhangi bir değer olabilir. Bu aslında düzgün bir kosinüs değil. MT ile rastgele bir sinyali çarpmış oluyorsunuz. MT'yi tamamen kaybediyorsunuz arkadaşlar. Ve çıkışta doğal olarak gözlememiş oluyorsunuz. MT'yi kaybetmiş oluyorsunuz. Böyle olunca gürültünüz eğer güçlüyse taşıyıcıya
nazaran güçlüyse enteyi kaybediyoruz diyoruz ve eşik etkisini şimdi inceleyeceğiz. Hani ne oranda olacak bu? Nerede enteyi kaybediyorum? İşte düşük taşıyıcı oranı zarf efektörünün sinyali kaybetmesine eşik etkisi diyoruz. Şimdi eşik dediğimiz şey işte enteyi görmediğimiz yer de diyebilirsiniz. Burada tanımlamamız taşıyıcı bürültü oranının daha hızlı düşmeye başladı. Normal performansınızın, dedektörün performansının taşıyıcı gürültü oranından daha hızlı düşmeye başladığı o noktaya biz şey diyebiliriz, eşik diyebiliriz. Ve tüm doğrusal olmayan işlemlerde bu eşik etkisi görülüyor. O yüzden mesela uyumlu algılama, doğrusal bir modülasyon ve filtrelemeydi, gayet güzel, doğrusaldı. Ama zarf dedektörü doğrusal olmayan bir uygulama ve doğrusal olmayan uygulamaların neredeyse hepsinde eşik etkisiyle karşılaşıyorsunuz. Hepsinde eşik aynı değil tabii de. Yine de aklınızda bulunmasında fayda var. Doğrusal bir işlem yapacaksanız. Şimdi burada sadece taşıyıcı için düşündüğünüzde, yani taşıyıcının mesela artık kaybedildiği bir yer ya da taşıyıcının çıkıştaki taşıyıcının gürültü oranı dediğimiz zaman zaten size bir fikir veriyor. Burada mesela girişteki işaretiniz taşıyıcının gücü ve band genişliğine göre de 2 omega dediğim burada gürültünüzün gücü. Tamam, girişteki taşıyıcı gürültü gücü. Normalde bu çıkışta bir işlem yaptığınız zaman şeyde zarf dedektörüyle işte bu arttıkça, yani sizin taşıyıcınızın gücü arttıkça doğal olarak bu oranda artacaktır. Arttıkça siz taşıyıcınız bölü gürültünüz şeklinde bir ifade elde edebiliyorsunuz ve bu doğrusal bir ifade, gayet güzel bu ifade geçerli. Peki, bunun tersi olduğu zaman, yani artık gürültü güçlü olduğu zaman, taşıyıcınız gürültü gibi olduğu zaman, gürültü bizim sinyalimiz, taşıyıcımız gürültümüz şeklinde yer değiştirdiği zaman da bu sefer işaretinizi kaybediyor, daha hızlı kaybetmeye başlıyorsunuz. Bu hız da işte karesi kadar. Yani artık daha hızlı düşmeye başlıyor işaretiniz. Normalde şeyden geçiyor. Burada mesela bir oranından bahsetmişiz. Ama bunu normalde işte 10 gibi alıp pratikte 10 ya da 20 olarak kabul ediyoruz. 10 SNR, 20 SNR taşıyıcı gürültü oranı dediğimiz zaman eşik etkisinin üzerinde kalmak istediğimiz durum. SNR'ın 10 olmasını istiyoruz. 10 olması için de farkındaysanız işte şurayı gürültü gücünün işte varyansının, normalde şurası bizim varyansımız dersek burası da AC kare bölü 2. Doğal olarak varyansınız 1 ise, değil mi? Bunun ne olmasını istiyoruz? 3 mü? 3 kabul etsek 3 kere 3, 9, 10 şeklinde. Yalnız yine 3 kök 2, değil mi? 5 filan almamız, AC'yi 5 almamız, AC'yi 5 almamız bizim eşik etkisinin üzerinde çıkmamıza neden olacaktır. Tabii varyansınız 1 ise. Tamam. Bundan da bahsettik. Ve slaytlarımıza bakalım. Bundan da bahsettik. Başka da bir şey kalmadı arkadaşlar. Önümüzdeki ders bu sefer frekans modülasyonunu, demodülasyonunu ve performansını işleyeceğiz. Önümüzdeki derste de kaba taslak aynı şeyler olacaktır.
Hangi modülasyonun beta'ya göre mesela performans ölçümüne bakacağız. Orada da eşlik etkisi olacak. Ve analog modülasyonunda bir anlamda noktalamış olacağız bizden önce. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.